Yusuf Ziya Ablacı kadını elbette biliyordum. O benim yoldaşımdı, küreşimdi. Rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'ın da son Türk dünyası seyahatinin son durağı Azerbaycan'ın Bakü'süydü. Azerbaycan'ın başşehri Bakü'ydü. Azadlık meydanına bakan Sovyet döneminden kalma köyde ama çok büyük bir otelde konaklıyordu. O seyahat için bize ayrılan konaklama yeri Azerbaycan oteliydi. Doğru mu? Azerbaycan oteliydi. İnturist oteli, evet. Benim eşyalarım biraz geç geldi. Kazakistan'da kalmıştı. İşte valizlerimi falan anca aldım ve odama yerleştirmek üzere asansörden çıktım. Azerbaycan ordusu üniformalı iki subay olduklarına belli. Orada bekar subay derler de. Yani bizim dilimizde subay olduklarına belli iki baba yiğit. Ve koridorda yüz yüze geldik. Ama selamı çok soğuk alıp yürüdüler. Üniformalarında kan var. Sıkıntı içerisinde yürüdüler. Ama ben Azerbaycan ordusundan iki tane subayı yakalamıştım. Gazeteci Servet Kabaklı olarak. Onlarla bir röportaj yapabilir miyim derdim. Odur. Elçi Bey'imiz var iktidarda. Arkalarından seslendim. Ben gazeteci Servet Kabaklı'yım. Türkiye'den geldim. Acaba biraz sohbet edebilir miyiz diye. Onun üzerine o soğuk selamı devam eden iki arkadaş, iki Azerbaycan zabiti döndüler ve Yusuf Ziya Akacık boynuma sarıldı. Ermeni vampir gibi kanınızı içecek, sonra bir ateşkesle acımız mı geçecek? Bu rüzgarı ekenler fırtınayı biçecek. Ozan Arif diyor ki, yaydan çıktı o artık, ya karavan ya ölüm, başka yolu yok artık. Efendim, bir daha